Selamünaleyküm değerli izleyicilerimiz. Özlemin Yaşantısı kanalına hoş geldiniz canlarım. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Vallahi beni soracak olursanız ben iyiyim. Ben nohut dimyağı pişiriyorum. Nohut dimyağımı soğanla tavama diye doğradım. Soğan orada özlüyor. Ben de nohut dimyağımın içine diye et kıyacağım. Akşamki menümüz nohut dimyağı. Pilav, Allah ne verdiyse yağlı yağan yiyecek. İçine de şurada etim var, onları kıyacağım. Sizler ne yaptınız, ne işler yaptınız, nerelere gittiniz bugün, alışverişe ne gideniniz ne oldu mu kıymetlilerim, bacılarım, kardeşlerim. Ayşe de şamaşır seriyor. Ben de yemeğimizi koyuyorum. Daha patatesli pilav pişireceğim. Pirinç pilav pişireceğim ama canım bugün patatesli pilav istedi. Size patatesli pilav pişireceğim. Patatesli pilavın içine de şöyle bir kaşığımla bir deneyim kuş edeceğim. Yağımı yaptım mıydı ya? Onu güzelce kavuracağım. Salçasını, biberini. Ondan sonra patatesim koyuyorsa içine az su dökeceğim. Bir bardak da gene atacağım patates zemiyanın içine. Onunla bir fıkırdayabilecek, kaynayacak. Ondan sonra da o yüzüne yaptığım yağsını onun içine de dökeceğim. Bir de onunla fıkırdayacak, kaynayacak. Yani fıkırdayacak dediğim kaynayacak. Şöyle zıcağıyla Allah tatavlıca. Onu canım istedi bugün. Ben ıspanaklı pilavı da pişireceğim de gayrı onun soğuna. Bir kilavdan fazla ıspanak aldım acığını. Böyle gidecek hepsi de. Acını pilav yaparım diye. İşte kum bir. Öğün üç. Sabahı yiyorsun, öğleni düşünüyorsun mesela. Öğleni yiyorsun, akşamı düşünüyorsun. Bulaşıklarımı da şöyle şuraya deşirdim. Yemeğimi koydum mu diye. Hepsini bir şey dedik. Ben şu soğanımı uçtum gördün de. Gülenlerin içine diye ayırdım. Bacılarım, kardeşlerim. Sizler ne yaptınız? Ne yemekler yapıyorsunuz? Neler pişirdiniz? Yaprak saranınız, dolma dolduranınız, İlyane saranınız ne var mı değerli izleyicilerimiz? YouTube ailem, canlarım benim, kıymetlilerim. Vallahi dün akşam da yorumlara da yazdınız bacılarım, kardeşlerim. Yorumlar siliniyor. Buna nasıl bir çare düşünecek? Vallahi bizde bilemiyor. Nasıl olacak, nasıl edecek, benim şifrem kimse, benim şifrem kimsede yok. Kimse bilmiyor benim şifremi, yazılan yorumlar siliniyor. Moralim bozuluyor, canım sıkılıyor öyle oldu mu diye. Sizler de benim için orada uğraşıyorsunuz, Allah razı olsun sizlerden. Hepinize ayrı ayrı da teşekkür ediyorum bacılarım, kardeşlerim. YouTube mu siliyor, spam'a mı düşüyor, spam kutusuna mı düşüyor? Vallahi biz de şaşırdık iyice. Ne diyeceğimi, ne iş edeceğimi ben de şaşırdım. Yani şöyle kendimden utanıyorum. Niye utanıyorsunuz deyip sanki ben siliyorum musun gibi ama ben asla ve asla yapılan bacılarımın, kardeşlerimin yorumunu silmem. Bir de niye sileceğim? Sizler de benim için mesela sabahlara kadar ellerimiz ağrıyor, gözlerimiz acışıyor bana yorum yapa yapa. Allah razı olsun sizlerden. Mesela akşam ben iki baktım, sinirlendim, ittim yarabbim diyorum. Niye kimseninki silinmiyor orada? Benimki siliniyor. Ben diyorum kime ne yaptım, kime ne kötülük yaptım? Sinirlendim, şey ettim, tansiyonum yükseldi. Hüseyin abimiz yani eşim de dedi, üzülme ne var da üzülüyorum. İyice şiliyorsan ben seni bir hastaneye götüreyim diye. 2-3 hap yuttum. Vallahi bir tane yuttum da var diyorum. Bir de limon suyu sıktım, onu içtim. Tansiyonum yüksek olduğunda biliyor. Bu yorumdan dolayı yani tansiyonum yükseldi. Niye siliniyor diyorum, niye benimki oluyor olan, niye başkalarınınkine bir şey olmuyor. Özellikle benimki oluyor. Düdüklümü de şöyle çıkarayım bacılarım. Bunu çelik düdüklü de pişireceğim. Benim öbür düdüklülerim karar diyor ne oldu. Karattığı için ben bunları da iş edeceğim. Nohudumuzu zaten akşamdan
ıslandıydı, yudum, yıkadım, hazırca buraya diye koydum. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle düdüklümün içerisine alayım. Yine amık olduktan sonra da tavuğu cücüğü dökeyim. Yakacık getireyim. Bir deneyelim bakalım, pişecek mi, pişmeyecek mi? Nohutlar iyi kavan olmuş, inşallah pişer. Şöyle suyunu dökeyim de. Allah. Soğanım da burada ölüyor. Soğanımı da size şöyle bir göstereyim canlarım. Nohudumu yudum, yıkadım. Düdüklümün içerisine diye aldım. Etimi de buraya diye kıydım bacılarım. Burada da soğanım kavruluyor. Ka ölüyor diyorum, ka kavruluyor diyorum. Heh. Güzelce soğanım burada diye kavrulsun. Ondan sonra suyunu dökeyim, ağzını kapatayım. Pişsin. Daha burada da patates zimyem var. Orada da çorba var. Tekelemenin de şu etini dökeyim. Etiyle beraber kavrulsun bir de. Ondan sonra da salçasını, yemek biberini, kimi nohudun üstüne koyar ya da paklanın üstüne koyar ama ben kavurmayınca koymam. Şöyle soğanımın aldı kavrulsun. Ondan sonra diye koyayım. Vallahi tavama ne de bir şey demem. Ben tavalarımı ne atmaya diye kıyamıyorum. Benim tavam da var, tasım da var, tabağım da var diyen gibi. Ben kıyamıyorum atmaya. Böyle yemek yaparken de soğan öldürmeye de iyi oluyor bunlar. Ben kıyamam, ne olursa olsun atmam ben. Yani eskine de değil, kıyamadığım için atmıyorum ben. Misafirlikten de geldik biz de. Akşam şeyiz işte, yemek, ev, bark. Tavuk, cücük, Advenge de vardı, ben de vardım, Ayşe kızım da vardı, Sultan da vardı, komşular vardı, yani bayağı bir kalabalıktı Leyla'nın orada da. Şöyle sıcak suyumu da açayım, gele dursun. Şunu şey diyeyim de şöyle ben salçasını da yaptım mıydı ya, şöyle bir iki damla sudan vardı. Parçası dağılsın diye sıcak suyunda gele dursun Hülyam Ediyi bacılarım. Etim güzelce kavruluyor. Bayağı da yoşlanmış dışarı. Vallahi size diyeceğim gözlerim, sen de eriyeceksin diye. Şunu koyamadık, kusura bakmam daha inşallah o patlana buraya diye koyuyorum daha Kayseri'ne gidip gelmeyeyim diye. Bunu salçasına kavrulsun, bir de salçanın kokusu bir çıksın. Buna insana bak sözünü geldi bir baktım, bak su da değil. Sıcak su gelsin diye açtım çişmende, yeğenim de olsun diye.
Kırmızı tadı su damlatayım. Salçam ezilsin. Şu kavanoz da kırılmış. Kaylaksaray'a gittin mi diye. Birine de değişik gidip kavanoz alalım. Şöyle bir de yemek biberi atayım bacılarım. Sıcak su geldi. Şurada bir şey içsin. Sıcak suyla ısrar etmedim. Orada ilerinde olsun. Şöylece de nohudumun üzerine deşedim. Esra! Esra şey etme kızı. Sıcak suyunu da dökeyim. Kavurma nasıl kokmuş? Kavurmasın. Az da tuz atayım. Düdüklünün ağzını kapatayım. Şaşırsın da bunları yıkayalım be tuzluğumuzu. Turşu, kuru soğan. Salata yapar mıyız bilmiyorum. Bu anda böyle yedik. Kurban olduğum Allah herkese Halil İbrahim sofrası bereketleri versin. Herkesin hanesine, evine, barkına, ocağına, yurduna, çoluğuna, çocuğuna sağlık versin, sıhhat versin. Nohut yemeğimi de size şöyle göstereyim bacılarım. Şimdi bunun ağzını kapatacağım. Ocağıma diye koyacağım. Şimdilik hoşçakalın. Nohudum pişti mi diye görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Bacılarım kardeşlerim. Tekrardan merhaba bacılarım kardeşlerim. Tekrardan evime de hoş geldiniz. Kanalıma da hoş geldiniz. Ben patatesli pilav pişiriyorum. Patatesli pilavımı sizlere şöyle göstereyim canlarım. Patatesim kaynıyor. Kasenin de bir deney getirdim. O deneyi de içine diye atacağım. Kasemi de şuradan şöyle alayım. Tek elimden alayım bir yarı. Şöyle bir kase bulgur atacağım canlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Biz buna patatesli pilav dedik. Sizler yapıyor musunuz böyle patatesli pilav ne? Bacılarım, kardeşlerim. Şöyle ağzını kapatayım. Orada diye bitsin. Burada da tavamın içerisine diye yağıyla şöyle bir yemek kaşığı gelir gelmez bulgurumu koydum. Burada bir kavrulacak, biberini atacağım. Ondan sonra da patatesli pilavımın içine diye dökeceğim. Burada da bazlamalarımız kızıyor. İşçiler de geldi, yemek ne de yemedik daha, onlar köye gitti. Duvarcı mı ne bulacaklarmış. Esra da banyo yaptı. Oğluyla sızdı. Esra da uyuyor. Sırtı da açılmış. Öyle uyumuş Esra. Allah şükür. Çok şükür ya Rabbim. Sonra kötü kötü yanıyor bu un. Niye? Ne bileyim. Kuvasının şeyine mi denk getirmedik deliğine? Sen doldurdun mu? İşte ben doldum ve onu denk getirmedim herhalde. Çok yaşa. Hep beraber.
Tekrardan merhaba değerli izleyicilerimiz. Vallahi patatesli pilav pişiremedim. Zoba daha iyi mi kendine geldi? Yağımın içerisine de şöyle bir kaşık şey koydum bulgur. Onu güzelce kavurdum. Biberini de attım. Şunu da şuraya koyayım da. Pilavımız orada fıkır fıkır kaynıyor. İyice yakmayayım anam. Yanan ne derse. Dur da kızım. Şöyle dökeyim. Çorpalığım düştü. Yapamadım valla. Yan diyelim daha doğru. Çorpalık değil de. Elim pişti. Pişiyor. Güzel kavurmuş. İbogül gelene kadar da suyunu yiyeceğiz. Çeker. Şöyle kaynağı için de bir şey kızır. Şöyle yanacağım neredeyse. Sobamız da burada kendinden geçiyor değerli izleyicilerimiz. Nasıl yanıyor? Gurul gurul basıyor. Yanıyor. Soba olmadı mıydı ya donu yok. Patatesli pilavımız orada pişiyor. Nohut yumyağımız pişti mi ki? Hayır ona da bakayım gelin sana bir şey gösterdi. Ben geldim. Şöyle gösterelim. Piş piş pişmiş gibi duruyor artık. Nohut yumağımız da güzelce pişmiş. Burada da İlyan'a su gittik. Önce İlyan'a saracak. Siz de diyeceğiniz durmadan mı İlyan'a sararsınız, yaprak sararsınız siz de. Ekmeğimizi yedik mi biz İlyan'a saracak. Nohut yumağımız da orada. Ta İlyan annemiz de yıkadık sabahla burada duruyor. Ekmeği yedik mi diye saracak. Yaprak da var, İlyan'a de var. Neyse canlarım benim. Biraz sonra görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, dostça kalın. Özlemin yaşantısında kalın. Haydi iyi akşamlar. Tekrardan merhaba, tekrardan selamun aleyküm değerli izleyicilerimiz. Tekrardan kanalıma da hoş geldiniz, evime de hoş geldiniz bacılarım, kardeşlerim. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız canlarım benim? Vallahi beni soracak olursanız. Ben zobada değil, çekirdek kavuruyorum Gunia'da. Esra da tabletine oynuyor. Şöyle sizlere de göstereyim değerli izleyicilerimiz. Sobamda diye çekirdek kavruluyor. Soba dedim yanarken boşa yanmasın. Üstünde de süt pişiyor. Şöyle göstereyim sizlere de canlarım benim. Allah razı olsun. Hadi venge getirdi dayını. Sütlü pişireceğim. Yarın misafirim var. Yarın hısımlarım gelecek. Sevil hısımım gelecek. Gelin kızım gelecek. Fulyam. Ondan sonra sevil hısımımın görümcesi gelecek. İltileri gelecek. Yarın misafirim var. Ben de hadi ve yengeye dediydim. O da sütü getirmiş. Sütlaç yapacağım. Sütlü pişireceğim. Fırında dedim zoba yanarken fırında boş kalmasın diye çekirdek koydum. Çekirdek kavuruyorum. Esra? Neredesin kızım? Şöyle tek elimle de karıştırayım bir. İşte patates yıkasaydım fırına diye atardım. Duza batırılırdı. Bu elim yandı Allah'ım nasıl yanılacak? Sen yakma Allah'ım hiç kimseyi. Nohut yumyamız var. Balık sürdük. Ayşe de salata yapıyor. Esra da elinde tabletine dolanıyor. Ben alıyorum. Esra giri buluyor. Ben saklıyorum. Esra giri buluyor. Konuş kızım. Niye konuşma? Hadi konuş ama evvel konuşurdun ya. Ha bir tane konuş da öyle. Lambamızı yak.
Hadi bakalım. Nasılsınız ablam? Öğrenim. İyi misiniz? Ben tabletleri öğrendirmeye çalışıyorum. Ben diremiyorum. Ben size yaptım. Kapıyı ört annem. Balığımız da burada değerli izleyicilerimiz. Şöyle göstereyim, daha yeni kızarmaya diye başladı herhalde. İşçiler gelene kadar ancak kızarır o. Şurada da İlyane sarmamız var. Akşam sardık. 4 poşet mi oldu? 3 poşet mi oldu? Dondurucuya diye koydum. Bunu da yarın pişireceğim misafirlerime. Şurada şey yapışmış bir tane. Şöyle göstereyim onu da sizlere canlarım benim. Timur'a ben hadi vengeyle çıtlığa gittim. Hadi venge gidiyormuşmuş. Bana da söyledi. Ben de onunla diye gittim. İlyenime diye ıslattım. Yarın sevlisimi misin diye çıtlık dişirdim. Yuka ekmek suladım. Onları severek. Yani bayan, özellikle bayanlar çıtlığı sever. Çıtlık dişirdik geldik hadi vengemle. Ayşe de salata yapıyor. Yaptın mı? Sen öyleyi doğru, ben hiç doğrayamam. Ben koca koca doğradım. Baban diyordu ya geçen sana. Evet. Sen salataya koca koca doğruyorsun diye bana. Sen küçük küçük doğruyorsun. Fulya da senin gibi kibar kibar doğurur. Sizin yaptığınızı seviyor baban. Gari benim papuç dama atıldı. İkisi de diyor tam benim kavama yapıyor, göre yapıyorlar diyor. Salatayı olsun diyor. Yemek türü olsun diyor. Gari benim papucumu dama attılar. Nasıl acı kızım Osman, deliğini kestirme. Bıçak mı? Telefonu açtım, bir başkil daha derin kuyudan yeni çıkmışlar. Ben de dedim ne otümeye var, balık koyduk. Ayşe de salatayı diyor dedim. Biz dedi o zamana dedi zaten ancak gelir yemek vaatına dedi. Gelseler de bir 101'e gideceğim. Bazı eksiklerim var, alışveriş yaptık geleceğim. Yarın da sabahın ilkenden baban gitti mi ben yatmayacağım, kalkacağım. Sen de kaldırayım annem. Sobamızı yakayım ben. Ondan sonra da yatağı yorganı toplayayım. Kahvaltımızı yapalım. Anca yemeğimizi ne pişiririk. Süt de zaten sobanın üstünde diye pişiyor. Onu da yatmadan süt de çapacağım. Yattık olsun. Acı annem. Hadi ben benim vardım da iyiymiş. Düşürüyormuşumuz. Baban beni çağırdı ya saat 4'te gidelim diye. Ha. Çığırmış da duymamışsın. Konuşuyorduk. He. Ben de dedim biz dedim yorulduk dedim. Benim işini göre göre dedim. Ayşe dedim kayfe pişirmiş. Öteberi getirmiş onu yiyorduk dedim. Ondan sonra da dedim düğüne bakıyorduk düğün CD'sine dedim. Ondan duymadık dedim. O da dışarıda bir poşet. Sen diyor temiz dişiriyorsun diyor. Ben diyor pasaklı dişiriyorum diyor hadi venge. O da temizlesin. O eve götürünce temizliyormuş. Ben diyor temizlerim diyor öyle ısladırım diyor. Kunyadı kavruldu bile. Kunyadı diye de şey yok. Canlarım benim, bacılarım, kardeşlerim. Çekirdeği adı yok. Biz kunyadı dedik. Ben çekirdek, mekirdek demem. Kunyadı. Çıtlı da şöyle sizlere bu göstereyim. Safiye Yayla bacım, evvel kum bana şeyden WhatsApp'tan diye atmışsın. Attığım işte çıtlıydı. Şunlar çıtlık. Biz bunlara şöyle, şuna da tekerce dedik. Bir de vardı bir ot, onu da göstereceğim sizlere. Ha şuna da su dikeni dedik biz. Bu da inir. Bir de koyun otu var. Onu da göstereyim sizlere şöyle yakından. Dur şöyle varayım da elime. Şu da koyun otu değerli izleyicilerimiz. Şu koyun otu. Şu su dikeni. Şu da çıtlık. Şöyle yakından göstereyim. Bu çıtlık. Tarlalardan değil dişirdik. Bir kuva ben dişirdim. Bir kuvaya yakın Adi ve İnge dişirdi. Saat 4'ten sonra gidersen bu kadar ot dişirin. Evi barkı gördük. Gelin kayfeneyi pişirmiş, içtik.
Salatayı da yapmış. Şöyle göstereyim sizlere. Aynı lokanta salatası bu. İncecik de kıymış maşallah. Ellerine sağlık. Yarın da çok mutluyum. Yarın da gelin kızım geliyor. Fulyam geliyor. İki prenses yarın burada girip çıkacak ikisi. Kına günü şey, senin kına günü akşam var ya, buzdolabın süslerini almışlar Ayşe. He. Tek 4 mü kalmış kızım, 5 mi kalmış? Aşağıya gidiyordu, aşağıya gidiyordu. 12 idi, birinin şeysi yoktu, şu kenarında güller var ya. Hı. Kenarında güller düşmüşmüş. Tek 4 tane kalmış, hanım 7-8 taneydi. Onun için ne yaptı bu kuleyi? Şey, şu masa kiralanıyor ya. Ha. Orada da yaptırdılar adı. 12 bu 12 bu. Biz 30 dedik o kadar gelmişim herhal. Onda kına günü akşam almışlar. Tek 4 tane kalmış. Şunu da şöyle göstereyim sizlere. Bu da Arzunur'un oğlunun sünnet şiisi. Oradan diye verdiydi Serpil ablam. Fulya verdiydi. Fulya götürdü mü? Unuttu mu? Unuttu o zaman iyi. İkisini de boş elinden düşürmüş, kırılmışmış. İki de biri. Biri mi? Biri bizim odada. Sumak mı o da? Evet. Salatanın sumağını da attı, mumağını da attı. Balık da pişiyor, ne oldu mi Enir Dayşe? İçeri götürdüm. Tepsiden mi götürdün? Pakırda mı? Evet. Bari ben de ona bakayım, ne oldu mi de orada kızsın. Terörmüş abi. İyi. Esra çıkarmıştır. Hangi telli annen? Ekmek suladıydım. Ekmek suladım alışsın diye. Herif şey diyemedim. Ekmek suladım alışsın diye. Hüseyin'e aldım çalışsın diye. Şöyle bir pakırda ekmek suladım. Gündüz iyi güneşli oluyor. Akşam oldu mu diye kuru ayaz çöküyor. Burada da nohut yumyamız var. Ey annem. Şöyle şurada da nohut yumyamız ısınıyor. Şurada da sütümüz var. Kız sesini. Tamam kapat mı kızım? Hadi bir de sen konuş da şey diyelim. Esra sıcak evi buldu valla. Tableti de kucağında. Okullar da kapandı. Sıcacık yerde diye oturuyor. Valla keyfim yerinde. Ablerim atmalarım. Siz nasılsınız? Ablerim atmalarım. Valla biz iyiyiz. Annem abone olun. Destek olun. Like'larınızı bekliyor. Bütün herkese öpüyorum. Herkese öp bakayım. Mukadder annenle, Fatma annenle, Kübra ablanı, hadi bakayım. Herkese öpüyorum, ablerim ablarım. Herkese öp, herkese. Dedim ya anne. Şu üçlüyü niye çıkardın ya kızım? Ne? Şu üçlüyü. Şarjım dolmuyor. Şarjın dolmuyor. Tamam sen oyna ne yapsan? Sesini şey etme annem. Telif alırız müzik sesine şey etme. Ben önce mutfağımıza diye gideceğim. Neyse canlarım benim, kıymetli bacılarım, kardeşlerim. Bugünlük de videomuzun, Esra iyi otur. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Yeni videolarımda görüşmek üzere canlarım benim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza, sıhhatınıza iyi bakın. Dikkat edin kendinize canlarım benim. Çoluğunuza, çocuğunuza, işinize, dostunuza buradan herkese kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı yollayayım.
Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Kanalımda kalın. Hoşça kalın. Kanalıma destek verin. Desteklerinizi esirgemeyin. Allah razı olsun sizlerden. Hepinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki yanımdasınız. İyi günümde de kötü günümde de yanımda oldunuz. İyi akşamlar. İyi seyirler. İzlemeden geçmeyin canlarım benim.